Kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta okumayı sevmediğim durumların bir listesini yapıp sizinle paylaşmıştım. Bu hafta da okumayı sevdiğim durumların bir listesini yaptım ve tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Malum yaz ayına girmek üzereyiz ve güzel şeylerden bahsedelim. Bahar, yaz benim en sevdiğim aylar ve insanlar cıvıl cıvıl oluyor. Güzel şeylerden bahsedelim, güzel şeyler olsun. Bunları daha çok fantastikte gözlemlediğim kadarıyla bir liste tuttum. Şimdi ilk maddemize geçelim. Yeni ırklar. Ben yeni ırk tanımına bayılıyorum. Sıfırdan bir ırk yaratımına bayılıyorum. Mesela sirenler, troller benim çok dikkatimi çeken şeyler. Sonrasında elfler, feyler ve perileri de çok seviyorum. Yazarlar bu ırkları yaparken ten renginden tutun da diş rengine kadar her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve bunu yapması benim aşırı hoşuma gidiyor. Benim bu yeni ırklar içerisinde en sevdiğim ırk olan sirenler. Ben sirenleri okumaya bayılırım. Kitaplığımda daha çok fey ve elfi görürsünüz. Çünkü daha çok bunlara yönelik kitaplar basılıyor. Eğer sirenlere yönelik daha fazla kitap yazılıp ve basılsaydı onları daha çok görürdünüz. Çünkü onlar benim her zaman ilk önceliğim olan ırklar. Mesela yeni bir yazarsanız, sirenler hakkında yazarsanız ben çok sevinirim ve bunu desteklerim size. Aşırı bence dikkat çeken bir ırk ve bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonrasında genişleyen evren, evren derinliği. Bu benim çok üstünde durduğum ve çok dikkatimi çeken bir konu. Mesela Harry Potter'un ilk kitabında Harry'i küçük bir çocuk olarak görüyoruz. Sonrasında okula devam ettiğinde onunla birlikte evrenin ve dünyasının genişlediğini de görüyoruz. Sonrasında Camşada'da da aynı şekilde Selena'nın suikastçı halini ilk bir görüyoruz. Sonrasında orada olan halkın görmüş olduğu zulmü ve orada olan çeşitli kötülükleri görüyoruz. Böyle yavaş yavaş açılan kurgulara bayılıyorum. Evren genişliği de işte burada başlamış oluyor. Renkli karakterler ve dış görünüşü. Mesela bunu en basitinden şöyle açıklayabilirim. En son bitirdiğim kitap üzerinden örnek vererek açıklayabilirim. Evangeli, bu Kırık Bir Kalp serisindeki kızımız. Saçları pembe, kıyafetleri sürekli değişiyor pembe. Karavalda yine Scarlett'ın üstü elbisesi durumlara göre değişiyor. Kendi kendini değiştiriyor. Mesela bunlar çok güzel detaylar ve çok ince düşünülmüş detaylar. Jack'in saçları Kırık Bir Kalp'te mesela ilk bir maviyken sonrasında sarıya doğru çalıyor. Diğer maddemse nazik, saygılı, akıllı ve ne istediğini bilen bir karakteri okumak. Ben böyle kitap karakterlerine ceketliklerim. Yani bunları bulmak çok zor. Hep bir böyle bir handikapları oluyor ya da gelgitleri oluyor ya da tam stratejik bir plan yapacakken arkadaşlarına danışmak veya fikirlerini söylemek yerine kendilerini saklıyorlar. Hayır, ben bunları okumaktan hoşlanmıyorum. Tam aksine arkadaşlarına görev dağılımı yapan ve grubu tam anlamıyla yöneten karakterlerden hoşlanıyorum. Ters köşeleri olan ve zor durumda hemen o kötü durumu toparlayabilen karakterler okumaktan hoşlanıyorum. Nazik ve saygılı karakter olarak şöyle açıklayabilirim. Kişinin rızasını alarak bir eylemi gerçekleştiren karakterler okumak hem okuyucu için hem de yazar için daha sağlıklı olur. Yani bir şey yaparken birine iznini almanız lazım. Onun haklarını ihlal etmemeniz lazım. En hafifi mesela böyle sarılırken ya da saçını başını okşarken bile belki karşı taraf rahatsız olabilir. Biraz bunları düşünmek lazım ve kaba konuşmamak lazım. Sürekli küfür eden karakteri okumaktan ben hoşlanmıyorum. Asla da sevmedim. Bu yaşıma kadar da hiç sevmem. Böyle kaba saba karşısındaki karaktere kendini kötü hissettirecek ve onu ezikleyecek konuşma tarzında olan karakterleri okumaktan hiç hoşlanmıyorum. Onun yerine nazik bir şekilde davranılması benim daha çok hoşuma gidiyor. Takım çalışması. Bu önem verdiğim bir konu. Bütün özellikleri ana karaktere yüklemek yerine takım arkadaşlarına yüklenilmesini seviyorum. Ve grup halinde bir şey yapılması, durumun kurtarılması ve olay örgüsü açısından daha iyi oluyor. Bir kişiye çok fazla güç atfettiğiniz takdirde bir süre sonra onun buhranını okumaya başlıyorsunuz. Ama bir kişiye bir güç yerine 3-4 kişiye dağıttığınız zaman diğerlerinde de farklı farklı toparlanma çabasını görüyorsunuz. Yani bunlar çoğunluktan bir birlik oluşturuyorlar. Bu daha bir hoş oluyor. Böylelikle diğerlerinin bakış açısını ve durumlara olan duygularını okumuş oluyoruz.
Karakter daha bir derinlikli geliyor bana. Sonrasında harita ve alfabeler. Ay ben bayılırım haritalara. Böyle kitap alınca haritaları incelemeyi çok severim. Ve onlar benim aşırı hoşuma gidiyor. Ve kitapta da alfabenin oluşturulması, yeni bir dil oluşturulması ve sayfa içerisinde bilmediğimiz bir dili bize çevirerek anlatılması benim dikkatimi çeken bir konu. Mesela Türk yazarlardan örnek verecek olursam Ekin Koç'un Hekate'nin Kızları'nda sıfırdan bir alfabe söz konusuydu. Kitap içerisinde görsel. Mesela ben bir yazar olsaydım kesinlikle kitabımın içerisinde görsel olmasını isterdim. Kendi çizimim de olabilir, başkasının çizimi de olabilir ya da başka bir çizeri de çizdirmiş olabilirim. Hiç fark etmiyor. Kitabın içerisinde görsel gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Sadece çocuk kitaplarında değil, yetişkin kitaplarında da bence ağırlık verilirse daha hoş olur. Ama şöyle değil. Resimler şöyle olmamalı. Onu da hemen açıklığını getireyim. Dijital çizimi birebir konulması tarzında görmek istemem. Eskiz tarzında görmek isterim. Yüzü belli belirsiz olursa benim zihnimde canlandırdığımla örtüşür. Ama birebir dijitaldeki gibi çıkarılırsa o zaman benim zihnimdekiyle örtüşmediği için okurken sıkıntı yaşayabiliriz. İpuçları ve kinayeler. Yazarların böyle kitap aralarında sizinle konuşmasını seviyor musunuz bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Böyle hadi gel peşimden okur ya da böyle kelime oyunları yapıyorlar. Harry Potter'dan da yine örnek verebiliriz buna. Sonrasında başka karakterin ağzından okuma diye yazmışım buraya. Bunu hemen şöyle açıklayacağım. Mesela bir kitap yazıyoruz ve ana kadın karakter bakış açısıyla yazıyoruz. Ama ben bir sayfa da en azından erkek karakterin bakış açısından görmek isterim. Bunu listeye eklemek istedim. Ve duygusal çöküş. Bu benim için çok önemli. Duygusal çöküşten kastım da şu şekilde. Her zaman güçlü durmak zorunda değiliz. İnsan olarak bir buhranlarımız, bir çöküşlerimiz olabilir. Ve birinin söylediği bir söz dahi bizi dibe çökertebilir. Ben onları da görmek isterim. Onların duygusal çöküşlerini okumak, onların aslında hata yapabileceklerini de görmüş olmamızı sağlıyor. O yüzden bunu da listeye eklemek istedim. Aslında mutlu ailesi olan karakterler. Bu önemli bir etken. Genellikle ya mutsuz aileyi görüyoruz ya da ailesi olmayan karakterleri görürüz. Hayır, ben bunu çok fazla görmek istemiyorum. Ben ailesi olan karakterleri de görmek istiyorum. Çünkü aile insanın yaşamında çok önemli bir yer tutuyor ve karakter gelişiminde ise büyük bir etki taşıyor. Siz ailenizde nasıl bir sevgi görürseniz ve değer görürseniz karşıdakinden de onu istersiniz. Ve biri size değersiz hissetmeye çalıştırdığı anda aslında kendi değerinizi bildiğiniz için onun yaptığı manipüleye gelmezsiniz. Bunun özellikle vurgulanmasını isterim mesela kitaplarda. Mutlu ailesi olan karakterler okumak, mutsuz ailesi olan karakterleri okumaktan bence kat kat daha iyi ve buna ağırlık verilmeli. En sonuna ise masalsı anlatımı ekledim. Bu masalsı anlatımın içerisinde ise lanetler, büyüler falan var. O yüzden direkt bunu eklemek istedim. Büyülü gerçekçilik olan kitapları da seviyorum ama çok fazla okuduğum söylenemez. Ve benim anlatmak istediklerim bugünlük bu kadardı. Sizin eklemek istedikleriniz varsa bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.